Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yazır boyunu anlatacağız. Söz sende Hayrettin. Merhaba Cemal. Bu bölümde yazır boyunu ele alacağız. Evet. Öncelikle yazır adı ne anlama geliyor? Şimdi yazır adı çok ülkeye hakim demek. İlk olarak yine Sirdarya bölgesinde bütün Oğuzlar gibi ilk kez yazırlar Dede Korkut Destanı'nın Sirdarya bölgesinde olduğunu biliyoruz. Diğer Oğuzlarla birlikte. Yani Mevarun Nehir'de değil mi? Yani Sirdarya, Seyhun ve Ceyhun arasında. Bu bölgede yazırlar. Şimdi Reşidüddin'in dediği gibi İslam öncesi haradan çıkartmış 5 boy. Neydi bu? Kayı boyu. Evet. Yazır boyu. Avşar boyu. Beydili boyu. Emir boyu. Bak, daha önceki videomuzda kay boyundan da bahsetmiştik. Şimdi yazırlar İslam öncesi devirde de hükümdar çıkartmış Oğuz boylarından birisi. Şimdi burada aslında yazının ne derece önemli roller oynadığını anlayabiliyoruz tarihsel süreçte. Şimdi yazırın tarihsel süreçte oynadığı önemli rollere gelecek olursak, bir kere Oğuz Cakbuluğu'nda hükümdarlık yaptılar. Oğuz Cakbuluğu'nu yaptı bunlar belli bir dönem. Daha sonra Oğuz Cakbuluğu'ndan sonra Oğuz Cakbuluğu'na bağlı Yenikent şehrinin emirleri, yakbuları yazır boyundan. Bakacak olursak, Cenç şehri, bugünkü Türkmenistan'da yer alan Cenç şehrinin emirleri yine bu boydandı. Cenç şehri emiri de bu boydandı. Hazemşahlar Devleti'nde yazırların çok ciddi bir rolü var. Evet. Hazemşah Devleti'nin yapılanmasında. Askeri ve siyasi olarak Hazemşahlara çok büyük hizmet yapıyorlar. Ben sana şöyle bir örnek vereyim. Hazemşah tarihine kayıtlarına geçin. Nişabur emiri var. Nişabur emiri Kezikan. Bu Kezikan Hazemşah Sultan'ı isyan ediyor. Yazır Bey bu Nişabur valisi Kezikan'ı yakalayıp Hazemşah Sultan'ına götürüyor. Yani adam isyanı bastırıyor. Hazemşahlar demişken en büyük Celaleddin Hazemşah'ın da yer aldı. Evet. Devlette. Evet. Moğollara ilk yenilgiyi uğratan kişidir Celaleddin Hazemşah tarihte. Ona da Beydili boyunda. Geri gelince bahsedeceğiz detaylı olarak. Şimdi yazılar böyle önemli bu boy. Yazıların bilindik en meşhur bilinen beylerin ismi Sabur Han. Yazırlar. Bunlar o dönem Moğol baskıları olmadan önce, Moğol akınları olmadan önce çok güçlüler. Siyasi ve asil olarak çok güçlüler Cemal. Yani böyle tam devlet kurma bulundukları bölgeye hakim olacak durumdayken Moğol İsrail'le birlikte bunlar da Horasan üzerinden diğer boylarla birlikte göç güzergahına katılıyor. Büyük Selçuklu Devleti'nde de çok büyük hizmetleri var. Özellikle Sultan Sencer olayında, Oğuzlarla Sultan Sencer'in savaşında Sultan Sencer'e destek olan tek Oğuz boyu. Yazılar. Diğer boylara katılmıyor. Yazırlar Sultan Sencer'e destek oluyor. Ve daha sonra savaşı biliyorsun Oğuzlar kazanıyor. Sultan Sencer esir düşüyor. Ve diğer boylarla yazılar arasında bir münakaşa olmuyor. Hani bunu nasıl yorumlamak istiyorsa yorumlayabilirsin. Yani bu bayağı bunlar bağımsız, müstakil yaşamaya alışkın bir boy. Yani hani kendi kendine yetebilen bir boy yazır. İlk başta da söylemiştin. Şimdi Anadolu'ya gelecek olursak bunlar büyük göçle Horasan üzerinden Anadolu'ya yerleşiyorlar. 1520'li yıllarda Osmanlı kayıtlarından yazırlar Anadolu'da 20 bin hane. O devirde. O nüfus. Yani 500 yıl önce şimdi bir çekirdek hali 4 kişi olarak hesaplıyoruz. O dönem çekirdek hali 5 kişi 6 kişi en az. Anadolu'da 500 yıl önce en az 100 bin nüfusu vardı bu boy. Ve Anadolu'da birçok isim bıraktılar. Bugün işte Çorum'da, Denizli'de birçok yerde köy, şehir, kasaba ismi bıraktı bu boy bize. Hayrettin sen 500-600 yıl önce 100 bin nüfusa sahip demiştin ya. 1800'lü yıllarda Osmanlı'nın o yüz ölçümünü düşün. Evet. Osmanlı nüfusu 27 milyondu. Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk sayımsa 1927 yılında 13 milyondu. Yani 100 bin gerçekten de çok büyük bir rakam. Evet. Kalabalık bir boy. Yazırlar. Gerçekten kalabalık bir boy. Bu sadece 1520 yılındaki Anadolu topraklarındaki yazın nüfusu. Irak, Suriye, Azerbaycan, İran'daki yazırların nüfusunu bilemiyoruz maalesef. Hani mesela İran'daki yazırlara gelecek olursa, İran Şahı Şah Abbas zamanında yazırlarla Şah Abbas bir sorun yaşıyor. Bu olayla neticesinde savaş oluyor. Mesela yazırların Şah Abbas yaptığı savaşı kaybettiğini biliyoruz. Safavi kaynaklarında. Yani bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Daha sonra dediğim gibi Azerbaycan bölgesinde yine Irak'ta, Suriye'de, İran'da yazır attı yerler mevcut. Cemal yazırlarda Altıoba'dan meydana geliyor.
Yazır boyunu 6 oba oluşturuyor. Yazıcı, yazar, alan, alamaslı, karahacılı, avanoğlu. Yazır boyunu Ege'den tut Akdeniz'e, İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya, Malatya, Sivas, Elazığ bölgesinde, Batı Karadeniz'de bu boya ait yer isimleri var. Bu boya mensup insanlar yaşıyor. Anadolu'da birçok bölge saydın Hayrettin. Bu saydığın bölgeler içerisinde örnek verecek olursan nereler örnek verebilirsin? Aydın'ı örnek verebilirim. Denizli'de yazır boyuna mensup insanlar var. Bu isimle yerleşimleri var. Antalya'dan, Mersin'de, Malatya'dan, Sivas'ta, Elazığ'da, Çorum'da, Ankara'da, Çankırı'da, Batı Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de. Hayrettin, Anadolu'nun birçok yerinde yazırların olduğundan bahsettin. Örnek verebileceğin yazır ismine ait yerler var mı? Denizli ile Acıpayam ilçesinin Yazır Köyü var. Çorum ilinin Boğazkale ilçesinin Yazır Köyü var. Yine Malatya'da, Sivas'ta, Çankırı'da, Aydın'da, Antalya, özellikle Korkuteli'nde yazır isimleri var. Ve yazıları meydana getiren o altı obanın ismi saydık ya. Bu oba evet. İsimleri oldukça fazla mevcut Cemal. Yine Antalya'da Yörüklerin içinde yazır boyuna bağlı obalar ve aşiretlerin olduğunu biliyoruz. Yörüklerin içinde yazırların olduğunu biliyoruz Cemal. Ve yine Kur'an'ı Türkçe'ye çeviren Elmalı Hamdi Yazır, yazır boyuna mensup Cemal. Yazır boyuyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı Cemal. Teşekkürler Hayrettin. Arkadaşlar, yazır boyunu anlattık. Şimdi sırada Dodurga boyunu anlatacağız. Görüşmek üzere.